Herkese TV Bu Spor ekranlarından mutlu akşamlar. Sevgili izleyiciler, bu hafta Total Futbol'da Kerem Güray ile birlikte Altu Özaslan'ı ağırlayacağız. Yatırımcı kendisi. Kulüplerin finansal tablolarındaki yarışlarını, piyasa değerlerini, marka değerlerini ve birçok şeyi aslında 50 dakikaya sığdırmaya çalışacağız. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Hayırlı olsun bu arada yeni program. Sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? Gayet iyi. Herhalde bu pandemi önünde hepimiz iyi olmaya çalışıyoruz. Evet, elimizden geldiği kadar çalışıyoruz. Nasıl iyi olabilirsek yani en azından. Ne kadar kendimizi koruyabilirsek o kadar iyi izliyoruz zaten. Aynen, o haldeyiz. O zaman hemen konularımıza geçelim. Şimdi sizin uzmanlık alanınız ve futbolu yakından takip eden bir isimsiniz. Merak ettiğim şu, özellikle finansal tablolardaki yarışta marka değeri ve piyasa değerleri son yıllarda çok öne çıktı. Kulüplerin saha dışındaki rekabetinden kimi zaman daha çok konuşulur hale geldi. Evet. Piyasa değeri ne ifade ediyor kulüpler açısından ve bu yarış açısından? Şöyle, esasında bu piyasa değerini anlatmadan önce futbolda halka arzı biraz incelemek, Avrupa'da ne oldu, Türkiye'de ne olduğu biraz kısaca özetlemek isterim. Çok Avrupa'da futbol kulüplerinin halka arzı 1990'lı yıllarda başladı. Bugün ilk halka arzı olan kulüpler ve borsa kote kulüplere baktığımızda Manchester United, Juventus, Lyon, Benfica, Ajax, Roma gibi kulüplerin, Porto gibi kulüplerin önce olduğunu görüyoruz. En büyük halka arzlardan biri 1991 yılında Manchester United'ın halka arzı oldu. 65 milyon dolar piyasa değeriyle halka arzı oldu 2001 yılında. Bundan sonra 2008 yılında, 7 sene sonra Rupert Murdoch, bildiğimiz medya devinin sahibi Rupert Murdoch, 700 milyon dolar teklif etti Manchester United'a. Ve bugün 2020 yılında 2.7 milyar dolar piyasa değeri var. Yani baktığınızda muazzam bir başarısı var. O zaman taraftarlar hatta bayağı protesto etmiştir Robert Murdoch'a satılmaması üzerine, değil mi? Doğru, doğru. Şirketlerin halka arzının iki temel avantajı vardır. Birincisi kurumsallaşma, ikincisi de gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi. Türkiye'de ne yazık ki spor kulüpleri halka arz olduğunda bu avantajların hiçbirinden yararlanamadılar. Hatta bazı dezavantajlara maruz kaldılar. Türkiye'de futbol kulüplerinin halka arzına baktığımızda ilk 15 Şubat 2002'de Beşiktaş halka arz oldu. 20 Şubat 2002'de Galatasaray halka arz oldu. Ondan sonra 2004 yılında Fenerbahçe, 2005 yılında Trabzon halka arz oldu. Ve bugün baktığımızda mesela Galatasaray halka arz olduğunda toplam 20.8 milyon dolar bir gelirle şirketin %16'sını sattı. Bugün baktığımızda şirketin %40'ı halka açık. Yani biz halka arzdan bugüne kadar %24 daha satmışız. Bu Fenerbahçe için, Beşiktaş için, Trabzon için de geçerli. Mesela Beşiktaş halka arz olduğunda %15'le halka arz oldu ama bugün halka açıklık oranı %49. Nereye kadar gidecek peki bu oran? Şöyle, herhalde hiçbir kulübün %50'den yani %49.9'dan daha fazlasını halka açık hale getireceğini düşünmüyorum. Tabii ki imtiyazlı hisseler vesaire var ama ne olur ne olmaz diye imtiyazlı hisselerin sonuçta SPK kanununa göre imtiyazlarının kaybolma riski de var. Onun için %49.9'u kimsenin aşacağını düşünmüyorum. Şimdi baktığımızda 4 büyük kulüp halka arz olduğunda toplam değerleri 566 milyon dolardı. Bugün baktığımızda 790 milyon dolar oluyor. Tabii bu 566 milyon dolar ve 790 milyon dolara geldiğimizde işte 2002, 2004 ve 2005 kulüpler başarılı olarak halledilebilir. Gerçekte başarılı mı derseniz hayır. Neden? Biraz önce verdiğimiz Manchester United örneğine baktığımızda 65 milyon dolar 2001, 700 milyon dolar 2008... 2.7 milyar dolar 2020 olarak baktığımızda başarıyı orada görüyoruz. Tabii ki İngiltere ekonomisinin Türkiye'den daha farklı olması ve futbolun İngiltere, yani İngiltere'nin futbolunun beşiği olması ve oradaki futbol ekonomisinin büyüklüğü, Manchester United'ın bu büyüklüğe ya da bu kadar büyük bir büyüme yakalamasında Dinamo görev görüyor. Ama bu demek değil ki Türk takımları da bunu yapamayacak. Modeli mi iyi kurgulayamadık peki biz bu noktada? Şöyle, birincisi futbolda, yani bu futbol yönetiminde vizyon, ikincisi de kurumsal yönetim çok önemli. Manchester United, Liverpool, bunların hepsi halka arz olduklarında, bugün Liverpool halka kote değil artık ama halka arz olduklarında sonuçta bir kurumsal yapıyla geldiler. Bir vizyonla geldiler. Yönetim buna göre oldu. Ve bu büyüme, bu piyasa değeri sağlandı. Şimdi marka değeri olarak baktığınızda bir de şöyle bir şey var. Bizim halka arz modelimiz de yanlıştı. Bizim futbol kulüplerimiz halka arz olduğunda çok öncü bir model, dünyada örneği olmayan bir model olarak lanse edildi. Hatta denildi ki o zamanki gazete beyanatlarında, bizim öyle bir halka arz modelimiz var ki dünyada ilk defa biz uyguluyoruz, örnek teşkil edecek ve artık dünyada başka sektörlerdeki şirketler de bunu örnek alacak dendi. Alan oldu mu? Hayır, olmadı. Ya zaten çok pardon araya giriyorum ama tam yerine geldiğiniz için sormak istiyorum. Yani bizde zaten halka arz hadisesi biraz günü kurtarmak ve kasaya daha fazla para koymak için olmadı mı? Yani Manchester United örneğini verirken onların tamamen
olayı profesyonellik adına daha global bir marka olma ve markayı pazarlama adına halka arz ederken bizim kulüplerimiz kasasında azalan parayı biraz daha doldurmak vasıtasıyla zaten buna gittiği için acaba en büyük sebeplerden biri bu olabilir mi? Ne yazık ki öyle esasında. Biraz amaç farklı oldu. Amaç farklı olunca da sonuç farklı oldu. Esasında bu şekilde özetlemek gerekiyor. Ve bizim bu yanlış halka arz modelimizin şöyle bir sonucu oldu. Bugün baktığınızda Türkiye'de toplam futbolun 12 milyar TL gibi bir borcu var. Bu 12 milyar TL'nin 10,5 milyar TL'si 4 büyük spor kulübüne ait. Bu inanılmaz bir rakam. Yani toplam borcun neredeyse %85'ine yakının 4 büyük futbol kulübü karşılıyor. Türk futbolunun toplamındakini konuşuyorum. Yani PTT Süper Ligi ve Süper Lig ve PTT Ligi olarak baktığınızda. Şimdi bu borç nereden kaynaklanıyor dediğinizde esasında yanlış halka arz modeli bugünkü borçların beşiğidir. Yani neden? O noktadan sonra mı arttı aslında? Bunu tetikleyen en önemli sebeplerden biridir. Evet, yanlış transferler var, yanlış yönetim var. Neden bunu tetikleyen en önemli sebeplerden biridir dediğimizde bizim örnek teşkil edecek dediğimiz halka arz modeli esasında şöyleydi. İki ayrı şirket kuruldu. Biri futbol AŞ, diğeri sportif AŞ. Ve denildi ki bir şirkette, kabaca özetliyorum bunu, için detayına girmeden, bir şirkette gelirler, diğer şirkette giderlerimiz olsun. Ya da bunu temlikleyelim. Geliri olan şirketi, karı yüksek olduğu için doğal olarak, gideri çünkü çok az, halka arz edelim. Peki, halka arz ettik. Ama ne oldu? Geliri olan şirketten senelerce temettü ödendi yatırımcılara. Ama konsolide olarak baktığınızda gelir ve giderin olduğu iki ayrı şirkete bu temettülerin bir dayanağı, bir temeli yoktu. Ve bugün halka arza baktığınızda 4 büyük kulüp kabaca 120 milyon dolara yakın, o günün kuruyla 120 milyon dolara yakın bir halka arz geliri, 110 milyon dolara yakın bir halka arz geliri elde etmişti. Ama 2008 yılına kadarki sürede ödedikleri temettü halka arzdan edindikleri paranın 4 katı. Bu inanılmaz bir fiyasko. İşte. Ve bu rakam krediyle ödendi. Yeri geldi, kredi alındı bu temettülerin ödenmesi için. Ne zaman? 2008 yılında işte ilk futbol AŞ, sportif AŞ Galatasaray'da da birleştirildi ki bugün kulüp adına yapılmış en önemli adımlardan biri. Bu temettü ödeme probleminden, bu geliri giderin ayrı olduğu şirketten kurtulundu. Şimdi marka değerine baktığınızda ben futbolun varlığa dayalı şirket olarak, yani futbol şirketlerinin varlığa dayalı hesaplanmasından ve böyle bakılmasını çok doğru bulmuyorum. Çünkü futbol şirketleri, yani halka açık olan şirketler, varlığa dayalı şirketler değil. Gelecekteki bir başarının bugüne iskonto edilmesiyle bakılan şirketler. Bugün bu şirketlere bakarken ya da değerlerken piyasa değeri yerine bence şöyle bakmak daha makul. Futbol takımlarının en önemli varlığı marka değeri bugün. Siz marka değerinizi nasıl arttırırsınız? Başarılarınızı, özellikle uluslararası arenadaki başarılarınızı sürdürülebilir hale getirirsiniz. Bu sürdürülebilir başarıyı yakaladıktan sonra bu başarı size maç geliri, yayın geliri, işte kombine gelirleri, merchandising gelirleri, hatta ve hatta kadronuzdaki futbolcuların değerinin artması olarak gelir. Marka değeriyle beraber gelecekteki bu projeksiyonun iskontosunun toplamına baktığınızda futbol takımlarının piyasa değerinden daha sağlıklı bir değere ulaşabilirsiniz. Peki yabancı yatırımcılar özellikle Premier Lig'de çok fazla. Yabancı yatırımcıların gelmesi bir kulübün marka değerini arttırır mı? Şöyle, yabancı yatırımcıların gelmesi evet belki bir şirketin marka değerini arttırır. Ama Türk futbolunda kulüplere yabancı yatırımcıların gelip gelmeyeceği gerçekten çok uzun ve detaylı bir konu. Bu kulüplerin değerini arttırır mı? Bir anlamda arttırır. Ama burada şöyle bir şey var. Türkiye'de futboldaki en önemli problemlerden biri esasında döviz kuru. Evet. Ve bu problemi çözmediğiniz müddetçe yabancı yatırımcı burada gerekli büyümeyi sağlayamaz. Mesela bugün çok ciddi bir problem var gelirlerde. Nedir? Yayın geliri. 550 milyon dolarlık bir yayın ihalesi olmuştu. Ondan sonra yayın ihalesi 500 milyon dolara düşürüldü. Kur önce 3.9'a sabitlendi. Ondan sonra 5.7'ye sabitlendi. Bugün geldiğinizde hala buradan alıyoruz ve toplam 450 milyon dolara inmiş bir havuzu konuşuyoruz. Esasında TL bazında baktığınızda ihaleden bugüne %60'a yakın bir gelir kaybı var. Şimdi yabancı yatırımcı sizce yapılan bir sözleşmenin dahilinde sürekli revize edilen bir gelirin olduğu bir yerde bu yatırımı yapar mı? Risk görüyor tabii ki. Çok büyük bir risk. Evet. Tabii ki. Bir de başka bir bilgi vereyim. Türkiye'de baktığınızda futbol kulüplerine 4 büyük kulübün ortalama olarak konuşuyorum gelirinin kabaca %35'i döviz cinsi. Ama giderinin %70'i döviz cinsi. Daha küçük kulüplere baktığınızda gelirin %10'u döviz cinsi. Şimdi burada inanılmaz bir kur riski var. Yatırımcı bu kur riskini nasıl göze alırsın?
Kulüp bile bunu yönetemiyor. Ve bu kur riski ne oluyor? Siz sonuçta geliriniz bir de volatil. Neden volatil? Başarınız olursa geliriniz olur ve geliriniz artar. Bunun dışında sabit bir geliriniz var. Maç geliriniz, kombine geliriniz, yayın hakkından sabit olan geliriniz. Bunun bir kısmı sonuçta geliri endeksli. Sürdürülebilir bir şey değil ya da sabit bir şey değil. Ama gideriniz sabit. Neden? Çünkü futbolcuya 3 yıllık, 4 yıllık, 5 yıllık sözleşme yapıyorsunuz. Döviz cinsi bir gelir taahhüt ediyorsunuz. Bunun içinde bonuslar var, primler var. Bonservis ödüyorsunuz. Bazen bunu direkt nakit ödüyorsunuz. Bazen taksitle ödüyorsunuz. Menajerler ödeme yapıyorsunuz. Bu da nakit olabiliyor, bu da taksitle olabiliyor. Başka yatırımlar yapıyorsunuz. Bunların hepsi sabit ama geliriniz volatil bir de. Avrupa'da bu sistem böyle değil. Neden? Çünkü siz Avrupa'da bu takımlarla yarışırken Avrupa takımlarının geliri de gideri de döviz. %90'ı euro, bir kısmı da pound ve kron. Yani Norveç. Borçları da çok var aslında. Norveç, Danimarka takımları. Zaten bir de gelir anlamında sürekli olarak bir Avrupa maceraları var. Yani hani bu şekilde bahsettiğimiz kulüplerin %90 üzerindeki sayabileceğimiz şekilde Avrupa'da temsil ediyorlar. Ve doğru. Şampiyonlar Ligi'ye ayak bastı parası, Şampiyonlar Ligi'nden kazandıkları paralar, UEFA Avrupa Ligi'nden kazanılan doğru. paralar. Sürekli bir geliri var ama mesela dört büyükler evet. olarak baktığınızda mesela işte Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Trabzonspor Avrupa'da yok mesela. Ne yani hani böyle olarak hesaplandı. Peki bunun çözüm yolu ne olacak? Şimdi kulüplerde özellikle dört büyük kulüp bazında konuşuyoruz evet. her zaman. Bir dernekler statüsü var. Şimdi yabancı yatırım sordu mesela Tuğçe ama yani yabancı yatırımcının gelip bu dernekler statüsündeki kulüplere herhangi bir yatırım yapması, bununla ilgili bir satın alınmada bulunması çok dolaylı yoldan zor bir durum değil mi? Birinci sorun bu. İkincisi de mesela Başakşehir ve yanılmıyorsam Göztepe örneğinde bir yabancılarla bir görüşmeler olduğunu evet, duyuyoruz. Doğru. Hatta en son Göztepe Başkanı da bunu açıkladı. Evet. Yabancı bir girişimde bulunduğuna dair. Bunları ayıran nedir tam olarak? Yani burada herkesin kafasında bir soru işareti var. Yani dernekler kanunu neden satılamıyor veya diğer takımlar neden satılabiliyor? Sonuçta Göztepe ile Başakşehir'e baktığınızda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın mazisiyle karşılaştırılamayacak kadar düşük seviyede kalıyorlar. Şimdi şöyle, dernek dediğiniz yer, sonuçta dernek bir sürü insanın toplandığı ve esasında kamu faydası güden bir yer. Dernek biraz duygusal bir yer. İçinde aidiyetin olduğu, kardeşliğin olduğu, dostluğun olduğu, başka duyguların ve bağların olduğu bir yer. Ve zaten tüzel olarak da birinin gelip derneği satın alması mümkün değil. Derneğe ancak üye olabilirsiniz, derneğin bir paydaşı olabilirsiniz. Ama Türkiye'de Kasımpaşa, eskiden ilk İstanbulspor'la başladı bu furya, Sivasspor, Başakşehir, Göztepe gibi şirket olan futbol kulüpleri var. Şirket olan bir yeri alabilirsiniz ama dernek olan bir yeri alamazsınız. Ve bunun kurtuluşunun ben dört büyük kulübün satılması olduğunu düşünmüyorum. Bu fikre tamamen karşıyım. Neden karşıyım? Mesela size şöyle bir örnek vereyim. Ben Galatasaray Spor Kulübü üyesiyim. Kendi kulübümün tarihinden örnek vereyim buna neden karşı olduğuma. Galatasaray Spor Kulübü vizyoner ve Türkiye'de medeniyetin beşiği olan Galatasaray Lisesi'nin sıralarından doğmuş ve kurulmuş bir dernek ve bir spor kulübüdür. Ve bu kulübün kuruluş amacı Türk olmayan takımları yenmektir. Diğer kulüp ve bu liseden doğmak, bu liseden kaynaklı bize bazı örf, adetler, ananeler, değerler, bazı yazılmamış kurallar, değerler getirdi. Bu tabii ki diğer bizim rakiplerimizde, üç büyük kulübümüzde de var. Hepsinde var aslında. Ama tabii liseden gelmek ve bunun yarattığı etki biraz daha farklı. Şimdi baktığınızda siz bu kulüpleri satarsanız bu değerleri kaybedersiniz. Türkiye'de dört büyük kulübü taraftarla ve özellikle iç tarafta üyelerle bunu sağlayan ve Türkiye'ye entegre eden bu bağlar. Bu bağları kaybedemezsiniz. Ama şöyle de bir soru sorsam size mesela. Galatasaray'ın borçları malum. Aslında evet. dört büyüklerin hepsi için geçerli. İnanılmaz bir yatırımcı gücüyle gelindiği zaman karşınızda işte şöyle altyapıda çalışmalar yapacağım, tesisleşmeye önem vereceğim, dünya yıldızlarını getireceğim, kulübün finansal gücünü şuradan şuraya taşıyacağım dediğinde de ikna edici olmaz mı sizce? Şöyle, belki taraftar bazında ikna edici olur ama ben hem taraftarım hem üyeyim ama benim üye ceketim taraftar ceketimden daha ağır basıyor çünkü bizim yükümlülüklerimiz var, bizim sorumluluklarımız var. Bizler üye olarak, ben babadan üyeliği devralmış biriyim. Bizler üye olarak Galatasaray Torna Tesfiyesi içinde büyümüş, yoğrulmuş, yontulmuş insanlarız.
Hayatımızı buna göre yaşıyoruz. Oranın bize verdiği değerler, batılı bir bakış açısı vesaire. Bizler bunları kaybetmek istemeyiz. Bizler bunları çocuklarımıza da devretmek isteriz. Tabii ki sadece bu bir sebep değil. Ama Türkiye'ye baktığınızda bu değerler Fenerbahçe'de de var, Beşiktaş'ta da var, Trabzon'da da var. Ve bunlar dört büyük kulübün genetiğine işlemiş değerler. Diğer kulüpler içinde hani 100 yıllık çınar derler ya, hı hı. Esasında 100 yıllık çınarın tüzel kişilik bulmuş halini konuşuyoruz. Burası bir sermayedarın eline geçtiğinde sermayedarın bir tane amacı vardır. Koyduğu sermayeyi büyütmek ve para kazanmak. Evet, dünyada spor endüstrisi buraya gidiyor. Ama Türkiye'de bu işler mi derseniz hayır, işlemez. Çünkü Türkiye'de de taraftarın futbola bakışı belki de sosyolojik olarak, akademik olarak incelenmesi gereken bir şey. Çünkü Türkiye'de futbol insanların mutluluğu için çok ciddi bir payda. Muhakkak. Ve bizler günümüz kötü geçebiliyor, mutsuz olabiliyoruz. Evimizde, işimizde, özel hayatımızda, bir sürü yerde. Ama 90 dakikalık bir maçı gönül verdiğimiz bir takımın kazanması belki bize bütün haftayı unutturabiliyor. Bu Türk toplumuna genel olarak sirayet etmiş bir şey. Bir sermayedara bunu satarak siz 80 milyonun elinden bu duyguyu alamazsınız. Bu 80 milyona haksızlıktır. Bu hem taraftar açısından hem üye açısından haksızlıktır. Ama burada bir çözüm var mı derseniz evet, illaki bir çözüm vardır. İşte tam da o noktaya gelecektim ben. Yani bir yandan hem bu örf ve annelerimizi kaybetmeden, evet, hem bu bahsettiğiniz hani bizim biraz toplumumuzun içine işlemiş taraftarlık duygusuyla olan durumu da beraberinde getirerek bu finansal çıkmazdan, bu finansal açmazdan nasıl kurtulabileceğiz? Çünkü gerçekten az önce cümlenizin arasında dediniz ya, hani dünya futbolunun geldiği, futbol endüstrisinin geldiği nokta tam olarak burası, evet, artık ve biz bu çıkmazdan nasıl çıkacağız? Yani hem değerlerimizi kaybetmeden hem de paramızı kaybetmeden, öyle diyelim yani. Şöyle, Avrupa futboluyla Türkiye futbolu arasındaki makas açıldı. Bu makası kapatmak mümkün mü derseniz ben çok ütopik bulurum. Bu makası kapatmayı bugünkü şartlar altında, bugünün konjonktüründe çok mümkün görmüyorum. Ama yapıcı adımlar atılır, bazı şeyler düzeltilir mi? Evet, düzeltilir. Mesela nasıl olur? Bu kulüpleri, şirketleri satmak yerine dernek üyelerini şirket hissedarı yapabilirsiniz. Ben çözümü burada görüyorum. Ama hepsinin o hisseleri alacak, hissedar olacak gücü, mali gücü var mı dernek üyeler? O şöyle, herkes kendi gücünde de alabilir ya da buna kanuna uygun başka şeyler geliştirilir. Yani şimdi bunlar halka açık olduğu için, hı-hı, işin oradaki detayına, hı-hı, giremem. Sonuçta bir SPK kanunu var bağlayıcı, hı-hı, olarak. Ama bunu genel çerçevede şöyle anlatabilirim. Kulüp üyeleri şirket hissedarı olurlarsa, şirketlere bir kere şirketlere gittiklerinde biz genel kurulları dernekle yapıyoruz. Derneklerin genel kurullarında ne konuşuluyor? Derneğin mali raporları açıklanıyor. Biz buradaki karı zararı, buradaki denetim raporlarını konuşuyoruz. Ama esasında futbol halka açık şirketlerde, sportiflerde. Derneklerde kürsüye çıkan dostlar bunu konuştuğunda esasında sportif aşileri konuşuyorlar. Dernekler burada evet çoğunluk hissedar ya da çoğunluk yönetimde. Ama normal şartlar altında bunun konuşulması gereken yer, bunun yapılması, bunun genel kurulu sportif AŞ'nin genel kurulu. Biz dernek üyelerini hissedar yaptığımızda derneği sportif şirketlere taşıyalım. Ve bunu taşıdığımızda esasında sportif AŞ'lerin genel kurullarının ehemmiyeti artar. Ne olur? Birincisi burada şeffaflık artar. İkincisi hissedarlar gelir, hesap sorduklarında doğru yerde hesap sorarlar. Üçüncüsü hissedarlar ama 1 lira, ama 50 lira, ama 100 bin lira hissedar olduklarında bir sermaye sorumlulukları oldukları için kendi paralarına karşı sorumlulukları var. 1 lira da olsa, 10 bin lira da olsa kimse para kaybetmek istemez. O zaman hesap sormak daha rasyonel olur ve oy vermek, seçim yapmak da duygusal olmaktan çıkar, daha mantıklı bir hale gelir. Tamam, ters açıdan düşünelim şimdi. Galatasaray kongre üyesi değil bir taraftar. Evet. Bu yapıya giremeyecek. Evet. İster istemez. Bu sefer de kulüpler halktan tamamen uzaklaşıp kapalı bir ekosisteme dönüşmez mi? Ama zaten şu anda da öyle değil mi? Yani sonuçta öyle. Galatasaray ama kulübü üyesi... Ama hisse sahibi olmak farklı bir şey şu anda değil mi? Hani bugün mali... ama dört büyük kulübün zaten belki zaten yüzlerce bin hissedarı var zaten yani. Ama buradaki olay derneği sportif şirketlere taşımak. Biz dernekleri sportif şirketlere taşırsak, hı hı, buradaki dernek üyelerinin aldığı hisse senetleriyle sermaye artışı yapabilirsiniz. Sermaye artışı yaparsanız dört büyük kulübün negatif olan öz kaynağını pozitife çıkarırsınız. Ondan sonra buradan gelecek nakit akışıyla kredilerinizin bir kısmını ödersiniz. Ve kurumsallaşacak yapıyla
denetlemenin şeffaflığın artmasıyla ve hesap verilebilirliğin, dernekteki hesap verilebilirliğin, eskiden dernek üyeleri olan, bugün hissedar olan kişilere Sportif AŞ'de Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasaları Kanunu şemsiyesi altında bunu yaptığınızda bence işler değişir. Buraları yönetmeye aday olan insanlar da değişir. Buralara yönetmeye gelince yapılan hataların boyutu da değişir. Hesap verilebilirlik de tabii zaten ceza. Ben çözümü burada görüyorum. Dört büyük kulübün el değiştirmesi ya da diğer kulüpler içinde geçerlen, hep dört büyük kulüpten örnek veriyorum çünkü halka açık olanlar onlar. Bu kulüplerin el değiştirmesinin ben Türkiye'nin sosyolojik açıdan dezavantajını olacağını ve insanların mutluluğun elleri, insanların 90 dakikalık mutluluğunun ellerinden alınacağına inanıyorum. Yani tabii ki orada çok sizin dediğiniz çok doğru bir nokta var. Sonuçta bütün hafta sadece bir maçı bekleyen ve onunla mutlu olan, üzülen, kendini oraya doğru endeksleyen çok fazla insan var. Doğru. Peki biraz da şundan bahsedelim. Yani kulüplerin borsada işlem gördüğü bir dönemden geçiyoruz bu şirketleşme vesaire sonuçları sonrasında. Peki bu borsadaki değerlere nasıl iniyor, nasıl düşüyor? Bir takımın kazanmasıyla alakalı çok basic soruyorum çünkü izleyenler de merak ediyor diyor tahmin Tabii. ediyorum. Yani biz 3 aşağı 5 yukarı biraz daha biliyoruz ama hani hiç bilmeyenler için bir anlatırsak. Yani mesela Galatasaray bu hafta kaybettiğinde 3-0 puanı 1.2 mi düşüyor yoksa kazandığında 1.5 mi artıyor? Ya da yıldız bir isim geldiğinde kadrosuna. Ya da yıldız bir isim geldiğinde. Burada bu işleyiş takımlardaki durum nasıl yansıyor borsaya? Şöyle. Hisse senedi yatırımı esasında rasyonel bir yatırımdır. Neden hisse senedi yatırımı yaparsınız? Enflasyondan daha yüksek getiri elde etmek için ve hissenizse ödeyeceği, temettü ödeyen bir hisse ise bunun da bir nakit akışı yaratmak için, bunu kazanmak için. Türkiye'de spor kulüplerinin, yani Türkiye'de spor kulüplerinin öz kaynakları negatif. Piyasa değeri, defter değeri diye bir oran vardır, takip edilir finansal yatırımcılar tarafından. Bu da çok uzun süredir negatiftir. Hem zarar ettikleri için hem öz kaynakları negatif olduğu için. Peki o zaman insanlar neden Türkiye'de spor hisselerini alıyor, kulüplerini alıyor dediğinizde bunun iki tane sebebi var. Birincisi duygusal, ikincisi manipülatif. Bunun gerçek sebebi budur. Mesela biraz önce sorduğunuz soruda sportif başarının vesaire etkisi vardır dediğinizde yanlış hatırlamıyorsam 2013 yılında yapılmış bir akademik makale var. Yeditepe Üniversitesi'nden hocalarımız Caner Özdurak ve Veysel Ulusoy'un yaptığı bir çalışma var. Bu çalışmaya göre Türkiye'de spor kulüplerinin, dört büyük kulübün halka açık şirket üzerinden yapılmış bir çalışma, derbi maçlar hariç maç sonuçlarının hisse senetlerine açıldığında, piyasa açıldığında herhangi bir etkisi yok. Derbi maçların çok nadir etkisi var. Avrupa kupalarında ya da Türkiye'de alınmış beklenmeyen başarıların sadece hisse senetleri üzerine bir etkisi var. Aynı çalışmada haberler üzerinden yorumlanıyor. Haberler üzerinden baktığınızda katastrofik ya da beklenmedik haberlerin insanlarda psikolojik olarak yarattığı duygusal döngü sebebiyle yarattığı bir etki var. Bunun dışında bu başarıların hisse senetlerine etkisi yok. Bunu başka bir örnekle vereyim. Spekülatif dalgalanmalar mı diyoruz buna yani? Yani şöyle. Kulüp hisseleri de dalgalanıyor mu öyle peki? Şimdi oraya geleceğim esasında. Mesela bunu finansal bir katsayı olan beta üzerinden yorumlayayım. Beta katsayısı bir hisse senedinin piyasa ile ne ölçüde hareket ettiğini bize ifade eden bir orandır. Dört büyük kulübün beta katsayısı 0,48'dir. Yani bu ne demek? Piyasa bir hareket ederken, bir birim hareket ederken dört büyük kulüp artı 0,48 hareket edebilir demektir. Yani bu hisse senetleri piyasayla beraber hareket etmiyor. Hı hı. Yani bunlar piyasadan daha ayrı demektir. Biraz önceki makaleden de örnek verdim. Çok daha farklı bir oluşum olduğu için. Evet. Sportif ve farklı bir oluşum Aynen. olduğu için. Yeni bir sponsorluk yapıldı ve evet. ciddi anlamda bir gelir kasasına girecek kulüplerin. Evet. Bu piyasa değerini arttırır mı peki? Arttırır. Tabii ki hisse senedini yukarı taşır. Hisse senedinden dolayı piyasa değeri de yukarı artar. Mesela burada baktığınızda spor kulüplerinin hisse senetlerinin dalgalanması, oynaklığı ya da diğer tabirle volatilitesi de çok yüksek. Mesela bugün yine 4 büyük kulübün hisse senedinin volatilitesi 50. Bu ne demek? Hisse senedi son 30 gündeki ortalama fiyatından artı eksi %50 hareket edebilir demek. Dönem dönem bu volatilitenin 200 olduğunu gördük. Yani son 30 günlük fiyatından artı eksi %200 hareket edebiliyor. Bu inanılmaz bir dalgalanma. Ki bu hareketin dalga boyu da çok yüksek. Yani bu hareketlerin ve bu yatırımların rasyonel olmadığını, esasında duygusal olduğunu ya da manipülatif olduğunu gösteren başka bir rakam. Yani spor kulüpleri işin özetinde baktığınızda sportif başarı ya da maçlarla fiyatları yükselmiyor. Bu Avrupa için de böyle. Ben aynı şekilde Benfica'nın, Roma'nın, Lyon'un, Dortmund'u, Juventus'u, Manchester United bunların hisse senetlerine bakıyorum mesela baktığınızda. Bunlar da aynı şekilde başarılara çok büyük tepkiler vermiyorlar.
Mesela geçen sene de baktığınızda Ajax Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi bir yere geldi. Evet, hisse senedi yükseldi. Ama hisse senedinin yükselmesine bakın mesela. Euro bazında %35'e yakın yükseldi. Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiği gelir ve buradan oyuncular sattı biliyorsun işte Van de Beek'i sattı vesaire falan. Buradaki toplam gelir kadar bile piyasa değeri artmadı. Liverpool'un peki? Liverpool artık halka açık yani değil. Doğru, evet. Şey yaptılar. Manchester doğru. United zaten son senelerde başarısız olduğu için hisse senedi çok ciddi değer kaybetti. Marka değeri de düşüyor tabii, zaten. Tabii marka değeri de. Ama marka değeri çok yüksek. Yani bugün baktığınızda mesela çok enteresan. Türkiye'de forma satışları konuşulur. Küresel örnekten baktığınızda dünyada bir yılda en fazla forma satan takım Manchester United. Evet, biz onu ilk programımızda işledik. Evet, 2 milyon 250 bin adet satıyor. Evet. Yani bir yılda sattı bu mesela baktığınızda. Marka değeri de bu. Dünyada Çin'de de satıyor, Etiyopya'da da satıyor, İşte Nepal'de cepten de satıyor. Cepten yeme dedik biz, evet. Ona hatta. Aynen. Geçmişten gelen başarıları ve oturmuş bir kimliği var nihayetinde. Sahada kazanması da taraftarı destekliyor. Dünyanın her yerinde destekçisi var Manchester'ın. Biz ölçek olarak oraya gelemeyiz. İşte onu diyecektim ben de. Yani biz ölçek olarak nereye gelebiliriz peki? Yani biz artık şu belli oldu. Makas açıldı. Ve biz gerçekten bir Real Madrid, Bayern Münih, Barcelona vesaire vesaire, Juventus. Yani bu seviyelere gelemeyeceğiz. Evet. Yani eskiden de zaten çok fazla o seviyelere gelemiyorduk. Ama arada bir Manchester United'ı eleyip Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorduk veya işte grup maçında Real Madrid'i yenebiliyorduk vesaire vesaire. UEFA Kupası'yla o çıtayı yakaladık ama sürdürülebilir kalamadık. İşte yani sürdürülebilir kalmadı. Peki biz bundan sonrası neye hedeflemeliyiz? Çünkü herkes mesela başa gelen herkes öyle diyelim. Ben mesela bir kulübe başkan oldum. X kulüp önemli değil yani ama Türkiye'nin 4 büyük kulübünden bir tanesine başkan oldum. Ve dedim ki ya kardeşim ben önce şampiyon olacağım. Sonra da Şampiyonlar Ligi'nde yarı final hedefliyorum. Yani şimdi biz bu örnekleri veriyoruz ama bunlar inandırıcı değil. İnandırıcı olan neresi bizim için şu anda? Finansal anlamda. Şöyle örnek vereyim. Çünkü bunlar komik geliyor artık belli bir noktadan sonra. İnsanlar çok fazla kanmıyorlar buna da. Biraz gerçek dışı oluyor. Artık herkes bunun herhalde gerçek dışı olduğunu kabul etti. Şöyle örnek vereyim. Ya mucize. Deloitte'un biliyorsunuz zaten her sene yayınladığı bir manelik raporu var. Bunun dışında KPMG'nin vesaire de bazı çalışmaları var. Şimdi baktığınızda Avrupa'da Tier 1 diyebileceğimiz yani birinci seviye futbol kulüpleri işte Real Madrid, Manchester United, Barcelona, Liverpool vesaire Juventus gibi kulüplerin ilk 10 takımın ortalama geliri kabaca 450-460 milyon euro. Pardon, 950-960 milyon euro. Muazzam bir rakamı konuşuyoruz. Yani TL olarak baktığınızda 8-9 milyar TL gibi bir rakamı konuşuyoruz. Türk futbolunun totalinin iki katı yani. Yani şöyle, Türkiye'de bu ciroyu, bu geliri üretebilen ISO 500'de 200 şirket yok zaten. Evet. Yani bu futbol kulüplerinin TL bazındaki durumunu görün. Hı hı. Ya da hani bizim rekabet açısından işte kur riski dediğimde bu esasında. Çıta burada fark yaratıyor. Bir alt tarafa inelim. Everton, Tottenham, Napoli vesaire, Roma, Lazio bu gibi kulüplerin olduğu yerde. Bu kulüplerde 500-600 milyon euro gibi bir rakamlar üretiyor. Bu rakamlar da yine milyar TL'ler seviyesine çıkıyor. 4-5 milyar TL. Bizde Türkiye'de en büyük yeri Galatasaray üretiyor. Kabaca 900 milyon TL gibi bir rakam üretiyor. Bu sadece 100 milyon euro ediyor. 100 milyon euro dediğiniz rakam Atletico Madrid, Joao Felix'e 108 milyon euro dedi. Yani Galatasaray'ın bir yıllık geliri kadar bir futbolcuya bonservis ödedi. Demek ki bu kulüplerle rekabet etmeye çalışmak bugün bir hayalden öteye gitmiyor. Ne yazık ki. Ve bu hayali satmak 2000 yılına göre, 2005 yılına göre, 2010 yılına göre hatta 2015 yılına göre artık çok daha maliyetli. Ve bu maliyet, bu hayali satmanın maliyeti artık sürdürülebilir değil. Çünkü para ligine Galatasaray ile Fenerbahçe'nin girdiği dönemi hatırlıyorum ben yani. Birisi 18. diğeri 14. girmişti yani. O dönemlerde de elbet para kuru arasında hani döviz kuru arasında farklılık muhakkak vardı ama şimdi herhalde artık biraz hayal gibi görünüyor bu listeye girmek. Yani zaten belli bir seviyeye çıktığınız zaman o seviyeyi devam ettiremediğiniz takdirde işte az önce verdiğim örnek işte mesela şimdi şöyle düşünün. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Türk futbolunun lokomotif kulüplerinden. Trabzonspor'u da ekleyebiliriz yanına. Ve bu kulüpler devamlı olarak Avrupa'da başarıyı hedefleyen ve Avrupa'da mücadele eden takımlardı. Yani 3 de olsa 5 de olsa buradan bir gelir de elde ediyorlardı. Şimdi geriye dönüp mesela 5 seneye geri dönüp baktığınızda sadece Beşiktaş'ın bir Şampiyonlar Ligi'nde hareketlendiği bir sezon var. O da bir sezon. Onun dışında ne Galatasaray, ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş, ne Trabzonspor hiçbir şekilde ileriye doğru gidemedi. Ve buradan kazanamadığımız paralar da kur dengesizliği yüzünden dediğiniz gibi bize çok büyük bir maliyet farkına ve zararına sebebiyet verdi. Doğru. Yani bu anlamda zaten bizim oralarla mücadele etme açısından daha farklı, daha kolektif ve aslında keskin önlemler alarak sanki gitmemiz gerekiyor. Doğru. Yani oyuncu transferinden tutun,
takım yapılanmasına kadar öyle diyelim. Çok daha farklı vizyonlarla aslında hareket edebilirsek o zaman da işte hani şu anda bazen işte Malmö gibi bir takım çıkıp bir şeyler yaptığında onlar hani geçmişine bakıyorsunuz ya Malmö evet ama 5 senedir burada adamlar işte altyapıdan şunu çıkarmışlar vesaire diyorsunuz. Sanki biz de artık yavaş yavaş o dönemlere geldik. Evet. Yani maalesef hem takımların isimsel olarak Avrupa'da yani ben mesela bir Türk takımının Galatasaray, Fenerbahçe veya Beşiktaş'ın bir rakibiyle eşleştiğinde artık etkisi eskisi gibi şu reaksiyonu gösterdiğini düşünmüyorum. Ya Galatasaray'la eşleştik işimiz zor. Bence biraz daha işlerinin kolay olduklarını düşünüyor oradaki futbolcular ve futbola yön verenler de öyle söyleyelim. Yani korkutuculuğumuzu da kaybettik biz aynı zamanda. Ne yazık ki ya hatta ben şöyle söyleyeyim. Biz belki de dört büyük kulübün marka değerin yönetimler olarak yani sonuçta yönetimlere oy da verdik. Bu sadece yönetimlerin hatası değil. Oy verenler hepimiz bu hatayı paylaşıyoruz. Marka değerlerinin hakkını veremedik. Mesela ben Galatasaray'dan örnek vereyim yine. Dönüp baktığınızda eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin oğlunun Paris sokaklarında gezerken Galatasaray formasıyla geziyordu. Evet. Wayne Rooney oğluna Galatasaray forması giydirdi. Evet, Rooney'nin oğlu. Ben Ekvador'da, Arjantin'de sokakta Galatasaray formasıyla gezen insanları gördüm. Hı. Kendi gözümle gördüm. Bu bir marka değeri. Bu illaki Fenerbahçe için de vardır, Beşiktaş için de vardır. Baktığınızda Trabzonspor için bildiğim kadarıyla bir ünlünün Instagram vardı geçen sene böyle bir paylaşım vardı. Biz bu marka değerlerini gelire de döndüremedik. UEFA kupasını aldık, gelire döndüremedik ne yazık ki vesaire baktığınızda. Şimdi burada belki de alınması gereken doğru örnekler var. Bu örnekleri Türkiye'ye implemente edersiniz. Ama ölçek ekonomisi diye bir tabiri var. Tabii ki Almanya'dan aldığınız örneği Almanya boyutunda Türkiye'ye implemente edemezsiniz. Oradaki örneği doğru hareketleri alırsınız. Türkiye konjonktürünü Türkiye şartlarına göre yaparsınız. Mesela buradaki en iyi örnek benim önemli için Borussia Dortmund'da Hans-Joachim Watzke çok büyük bir başarı hikayesi. Kesinlikle öyle. Ya bence futbol tarihinde kurumsal yönetim olarak, CEO olarak bundan sonraki dönemlerde ki bugün bile olabilir, üniversitelerde case study olarak okutulması gereken bir başarı hikayesi var burada. Arka taraftan döndüğünüzde Ajax'ta da var. Şimdi Dortmund'daki başarı... Ama Ajax'ı zaten yapı olarak o vardı. Vardı. Onu alıp biraz daha geliştirdiler. Ama aynen. Dortmund'a onu sıfırdan yaptılar. Sıfırdan yani. Yaptı 2000-2002 itibariyle. Müthiş bir başarı hikayesi. Uçurumun kenarından tabii, döndüler uçurumun yani. Kenar, uçurumun kenarından döndü. Biliyorsunuz batıyordu, hı-hı, iflas ediyordu, küme düşüyordu evet bu sebeple falan. Ajax'ta da şöyle bir model var. Eski başarılı futbolcular sürekli orada. Ama CEO, ama altyapının başında. Değil mi? Ama işte başka dalların başında. Bugün Overmars orada, Van der Sar orada. Kültürleri de koruyorlar yani. Kültürlerini koruyorlar. Kurum kültürlerini. Kültürlerini koruyorlar. Bizde mesela bu yok. Bunlar da... Bizde biri başarısız olduysa hemen gidiyor abi daha kulüpten içeri sokmuşuz. Ya işte diye. Ama bu küstürüyoruz bir de yani. O değerleri de küstürüyoruz. Ama öyle bu neden gönderiyoruz. Geliyor, biliyor musunuz? Biraz önce dedim ya kulüplerin satılmasındaki sosyolojik nüansı. Türk halkı sabırsız. O başarıyı hep istiyor. Diyorum ya bir hafta içinde 90 dakika bizim milletimizi çok mutlu ediyor. Bazen 90 dakikayı izlemek de bir mutluluk. 90 dakikayı kazanınca daha mutlu oluyorsunuz tabii ki. Maçın bir kazananı bir kaybedeni var ya da beraber yapıyor ama onu izlemek ayrı bir mutluluk, kazanmak ayrı bir mutluluk. Şimdi dönüp baktığınızda o mutluluğu sürekli kaybeden bir hale getirdiğinde sosyolojik olarak mutsuzluk, sabırsızlık getiriyor. Ve bizde böyle bir taraftar baskısı var. Şimdi Manchester United'a baktığınızda Alex Ferguson 22-23 sene falan değil mi? Kulübün başında kaldı. Tabii 24 sene. 24 sene. Bunun ilk 8-9 senesinde muazzam başarısızdı. Arsene Wenger aynı şekilde. Bir kere mi iki kere mi şampiyon oldu herhalde o kadar. 25 sene yakın Arsenal'ı yönetti. Neden? Bir hikaye var. Bu hikayeyi esasında şirketlerin de bir hikayesi olmalı. Bunu da buraya bağlayacağım. İşte. Ve bu... Çok pardon lafınızı kestim. Geçen hafta da bunu konuştuk ya Hikmet Hoca ile en çok teknik direktör değiştiren mesela lig Süper Lig. Doğru. Sabırsızız çünkü. Ama orada bile şu anda biraz da onlar da bize dönmeye başladılar. Yani o 20 senelerden vesairelerden bahsederken şu anda en fazla bir sene ya da iki sene tahmin edebiliyorlar. Evet. Yani bahsettiğiniz kulüplerde. Bu da herhalde onların geldiği futbol ekonomisinin global anlamda biraz da oraları yıpratmasıyla alakalı. Tabii futbol endüstriye dönünce her şey başarı. Çünkü kar odaklı. Kar için başarı gerekiyor. Bunun için de o sabırsızlık oldu tabii. Yani futbolun The English Game dizisi vardı ya Netflix'te. Hı hı. Oradan bugün buraya evrilmesi. FA Cup'tan başlayan. Muazzam bir dizi bu arada. Yani gerçekliği evet ayrı bir konu. Ama futbolun başlangıcıyla bugün geldiği yeri tartışmak ve buradaki tarihsel değişimi görmek açısından çok güzel bir başlangıç noktası. Bugün futbolun, sporun bu şekilde endüstrileşmesi ne yazık ki bu sabırsızlığı artık taraftardan yönetim katına
da getiriyor. Çünkü kar etmek zorundasın. Neden? En başta dediğim gibi. Siz bir şirketi neden satın alırsınız? Koyduğunuz parayı büyütmek için. Kesinlikle öyle. Karınızı arttırmak için. Şimdi siz yönetim demişken Galatasaray'da yeni bir seçim sürecine girdi. Evet. 26 Aralık'ta mıydı? 26 Aralık. Evet. 19-26 Aralık. Siz de Burak Elmas'ın yönetim kurulu listesindesiniz, değil mi? Şöyle benim herhangi bir yönetim kurulu ile ilgili şu anda bir sözüm ya da bir bağım yok. İpuçları alalım mı? Yok, hayır, hakikaten şu anda öyle bir bağım yok. Öyle bir bağ olduğunu zaten biriyle olmayı karar verirsek karşılıklı Sayın Başkanımız bunu kendisi açıklar. Ama bir seçimimiz var. Son 1-2 yıldır Galatasaray Spor Kulübü üyelerinin önemli bir kısmı seçim istiyordu. Bazı huzursuzluklarımız, rahatsızlıklarımız vardı. Bu da bizim alıştığımız bir Galatasaray var. Bunun futbol başarısıyla alakası yok. En başta dedim ya, örf, adet, anane, belli kardeşliğimiz, bağlarımız vesaire var. Bunlar zarar gördü. En azından bize göre zarar gördü. Aksini düşünenler de vardır, saygı duyarım. Bu zararı artık bazılarımız dedik ki kesilmesi gerekiyor ve seçim. Sayın Başkan ve Sayın Yönetim Kurulu da teşekkür ederiz. Bir seçim kararı aldılar. 19 Aralık ve 26 Aralık'ta. 26 Aralık'ta, 19 Aralık'ta çoğunluk toplanmaz. 26 Aralık'ta yapılır. Ve bugün bu zor şartlarda hem Türkiye ekonomisinin, Türkiye konjonktürünün gerçekten çok zor olduğu şartlarda hem spor kulüplerinin içinden çıkılamaz finansal koşullarına baktığınızda aday olan büyüklerimiz, başkan adaylarımız var. Bu çok büyük cesaret. Çekişmeli geçer mi sizce süreç? Olursa eğer. Şöyle olursa ayrı bir konu değil. Ya çekişmeli geçer mi bilmiyorum. Neden? Rahmetli Süleyman Demirel'in bir sözü var. Siyasette 24 saat bile çok uzun bir zamandır. Tabii bu dernekçilik ve bu seçimler de sonuçta bir şekilde bir siyaset. 24 saatte bile her şey değişir. Bugünden 45 güne yakın bir zaman var. Çekişmeli geçer mi geçmez mi gerçekten kestirmek çok zor baktığımızda. Ama çok ciddi bir medeni cesaret gösteriyorlar. Bugün 5-6 tane büyüğümüz aday olduğu konuşuluyor. Hepsi çok saygın insanlar. Galatasaray için hayırlısı neyse o olsun. Tabii. O kazansın. İnşallah seçim olur. Tabii seçimli olup olmayacağını da bilmiyoruz. Hatta kaç gündür bu konuşuluyor. Pandemik bir süreç var. Orada birçok mevzuat var. Yani doğru. Şu anda hepsine girmeyelim ama mali genel kurullar vesaireler, doğru, ibra edilmeler, edilmemeler. Doğru. Biraz karışık bir süreç var orada da. Şöyle biliyorsunuz zaten bu ne yazık ki pandemi döneminde 1 Aralık'a kadar yayınlanmış bir tebliğ vardı. Hı-hı. Bu tip kurulların yapılmamasına istinaden. Tabii yapan siyasi partiler oldu, yapan spor kulüpleri oldu. Halka açık şirketler yapıyorlar genel kurullarını. İşte geçen haftalarda Tekfen Holding, Alarko gibi yerler yaptı. Biz bu arada sportif AŞ'leri de yapmadık. Normal şartlar altında takvime göre Türk Ticaret Kanunu diyor ki yılı kapattıktan sonra 3 ay içinde yapmalısın. Biz bu takvimi de kaçırdık. İlan yapmadık. Neden yapmadık bilmiyorum. Bunun da cevabını bekliyorum kulüpten bu arada. Seçim konusuna gelince tabii şu anda 1 Aralık'tan sonra Dernekler Kanunu'ndan bir cevap beklenecek. Anladığım yani uzayabilir, kadarıyla. Uzamayabilir bu pandemik süreçle ilgili toplanma mevzuatı. Aynen, umarım uzamaz. Bir de tabii burada şöyle bir şey var. Bizim tüzüğümüzde de bir madde var. Diyor ki seçimi yapacağınız yer ya da genel kurulları yapacağınız yerin olduğu yerden buranın idare amirinden izin almak zorundasınız. İdare amiri izin verirse siz bu genel kurulu yapabilirsiniz. Şimdi bizim tüzüğümüzde de normalde bunun yapılması gereken yer Galatasaray Lisesi. Galatasaray Lisesi'nde bir müdürü var. Ve şu anda okul dönemi olduğu için ve içeride yatılı öğrenciler olduğu için belki de dernekler masası izin verse bile Sayın Müdürümüz Vahdettin Bey yatılı öğrenciler olduğundan dolayı müsaade de etmeyebilir. İdare amiri buna müsaade etmeyebilir. O zaman da yapamayabiliriz. Yani burada çok fazla parametre var, değişken var. Gönlümüzden olması geçer. Herkes bir kan değişikliği istiyor. İnşallah Galatasaray için en hayırlı kan değişikliği olur diyeyim. İnşallah. Hayırlısı. O zaman nostalji fotoğraflarımıza geçelim mi? Evet. Birlikte olur, yorumlayalım. Altı Bey de bence eğlenir onlarda. Evet, ilk sırada hangi fotoğrafımız var? Ekranlarımıza gelsin. Evet, televizyonda ilk kez canlı yayınlanan milli maç. İngiltere ile İskoçya arasındaki maç. Muazzam dün bir kalabalık. Dün de mi var? İngiltere, İrlanda mıydı, İskoçya mı vardı? İrlanda vardı galiba değil mi? İçeride Mustafa kesin biliyordur şimdi onu. Kalabalığa bakar mısınız? Yani evet. Ortalama herhalde burada şu anda 100 bin kişi. Değil mi? 1938. Wembley Stadyumu. O nereden aradaki nereye? Tabii İngiltere, İskoçya, İrlanda hikayeleri de çok, evet, farklı. Oradaki rekabet. Ama şeyler çok güzel. Sen fotoğrafları attığında da şimdi izleyenlerimiz görür zaten.
O dönemki kıyafetler, insanların özeni vesairesi. Sanki tiyatroya gidiyorlarmış gibi. Şahane, evet. Peki Türkiye'de güzel. İlk profesyonel anlamda ilk yayında hangi müsabaka olmuş? Hangi takımlar arasında sorayım size bir çekmişsiniz. Galatasaray mı? Beşiktaş. Beşiktaş İstanbul Spor maçı mı? Beşiktaş İstanbul Spor. Beşiktaş Fenerbahçe. İTÜ TV. 1973 yılı. Onun da fotoğrafı var mı? Evet. Bir sonraki fotoğrafımıza geçelim. Bu arada Wembley'i gördüğümde de aklıma geldi. Wembley'in neden futbolun mabedi olduğunu 1938 evet. yılında 100 bin kişinin orada olmasından bile anlıyorsunuz. Yani şu anda gittiğinizde de hala anlıyorsunuz abi. Hala anlıyorsunuz. İnanılmaz. Oh. 11'e 1. Evet. Real Madrid'in Barcelona'yı 11'e 1 yendiği müsabaka. Sene kaç burada? 69. 1969 yanılmıyorsam evet. İspanya Kupası yarı final maçı diye hatırlıyorum. Burası tam işte Madrid'in başkent dominantlığıyla Barcelona'yı işte o hani o Katalan hikayeleri falan vesaire çok fazla siyasete girmeyelim ama çok uzun bir süre ezdiği bir dönem var. O dönemlerden bir tanesi. Evet, yani transfer izin vermiyor, rekabet izin vermiyor. Franco döneminin izlerinin en güzel göründüğü örneklerden bir tanesi bu. Bu maçla ilgili benim aklıma şöyle bir şey kaldı. Ben de çok zamanda merak etmiştim. İspanya Kupası yarı final maçı olması gerekiyor. 69-70 ya da 68-69 sezonu. Copa El. Evet. İlk maçı Barcelona 3-0 kazanıyor. Bu rövanş maçı bu rövanş değil mi? Maçı. Evet. İkinci maç 11'e 1. Maçta neden 11'e 1 oluyor? Çok enteresan bir hikayesi var. Tevatür şu ki Franco kenar çizgilerine okçular yerleştiriyor. Barcelona futbolcuları yarı sahaya geçerse ok atar diye Barcelona futbolcuları yarı sahaya geçemiyor. Real Madrid kaptığı topla gol atıyor. Buna rağmen Barcelona'nın nasıl bir gol attığı da gerçekten çok enteresan 89. bir konu. 89. dakika atıyor galiba. Evet. Bu artık golü ne olursa olsun diye beraber. Yani. Evet, diğer görüntümüze geçelim. Az önce senin söylediğin görüntüler de gelecek. 1930'lu yıllarda Papazın Şehri Fenerbahçe Stadı'nın girişi. Aslında fotoğraf tabii kalitesi düşük o günlere göre ama senin dediğin gibi Kerem takım elbiseyle, fötür şapkalarıyla gelen taraftarlar. Bir sonraki fotoğrafımıza geçelim. Evet, muazzam bir fotoğraf. Alsancak Stadyumu. İzmir'de kadınlı erkekli tribünle maç izleyen taraftarlar. Şeref tribünü herhalde burası değil mi? Sandalyeler konulmuş falan vesaire. Ama ne kadar değil mi? Herkes şık. Kesinlikle. Çok. Zaten işte o Cumhuriyet sonrası Türkiye dönemleri gerçekten çok etkileyici, çok güzel fotoğraflar var. Futbolda da zira öyle. Bu anlamda yapılan reformlar, değişiklikler buradan tekrar geçtiğimiz 10 Kasım'da yayında değildim ben de tekrar atamızı analım buradan huzurla. Saygı ve minnetle. Kesinlikle yani çok o değişim ve o kadar hani fakirlik içerisinden geldiğimiz nokta, spordaki ilerleyiş, insanların buna ilgisi, sadece spora değil sanata ve çeşitli kültürel, ekonomik, sosyal aktivitelere olan katılımı gerçekten çok çarpıcı. Bu da onlardan biri ve burada gerçekten de her tarzdan insan, mesela şuradaki arkadaşımız veya dedemiz öyle diyelim. mesela daha bir işçi gibi değil mi? Öyle değil mi? Yanındakiler evet, biraz daha koymuş evet, giyimi koymuş daha şey. Yani hiç sınıf ayrımı olmadan futbolun birleştirici gücü. Başka bir şey dikkatinizi çekeyim mi bu resimde? Fotosalih. En önde kadınlarımız oturuyor. Evet, en önde kadınlar oturuyor. Yani benim için bu resmin en dikkat çekici kısmı bence en önde kadınlarımız oturması. Kesinlikle. Oturmaz. Onları zaten oturtmuşlar sandalyede. Çok güzel bir fotoğraf. Devam edelim. Evet. British Ladies 1895 yılında kurulan İngiltere'nin ilk kadın futbol takımı. Size böyle fotoğrafı kapatsak British Ladies FC demesek futbol takımı olduğunu anlar mıydınız? Yok, zor. Anlamayabilirdiniz zor. Değil mi? Cowboy filminden bir sahne gibi de gelebilirdi. Kesinlikle. Değil mi? British Ladies. O dönem ciddi katılımlı maçları, müsabakalar organize ediyorlar. Tabii yani kadınların aslında İngiltere'de futbola dahil olma süreci erken olsa, yani ne kadar erken gibi gözükse de aslında oradaki futbol gelişimine göre, başladığı yıllara göre geç. Hı hı. Yani futbol önce tamamen erkek sporuyla ilgili, hatta sizin az önce bahsettiğiniz diziden de zaten bizim de okuduklarımız kadarıyla işte daha çok high society, yüksek sınıfların oynadığı bir oyun. Çok kadınları da çok fazla dahil etmiyorlar. Sonra ama yasaklanıyor zaten kadınların oynaması. Tabii yasaklanıyor. Hayır. Ondan sonra işte yavaş yavaş o işçi sınıfı rekabete dahil oluyor. Ondan sonra kadınlar kendilerince bir oluşum içine gitmeye başlıyorlar. Güzel hikayeler. Ya aslında baktığında ne kadar enteresan değil mi? 120 yıl önce, 130 yıl önce çok yakın gibi geliyor ama ne kadar büyük bir değişim geçiriyoruz. Mesela burada da esasında kadınların fedakarlığını yine görebiliriz. Ona vurgu yapayım. Birinci Dünya Savaşı döneminde İngiltere'de fabrikada çalışan kadınlar cephedeki erkeklere
yardım yapmak için, para toplamak için futbol maçı düzenliyorlardı. Evet, evet. Ve bunun için de bir sürü futbol maçı yapıldı. Yani kadınların oradaki fedakarlığını ve futbol ilgisini 100 yıl öncesinde neredeyse buradan bile görebiliriz. Yani. 10.000'den fazla kişi izliyormuş tabii, muazzam, kadınların maçlarını. Muazzam bir katılım yani ve muazzam bir fedakarlık. Sırada hangi fotoğrafımız var? Evet, Mithat Paşa Stadı isminin daha sonra tekrar İnönü Stadı'na dönüşmesinde ki hikayenin ilk fotoğrafı 1973 yılı Beşiktaş futbolcuları yönetim kadrosu. Arka tarafta sarışın bir kadın var. Ben siz, söyleyeyim mi kim oldu? Bir Kerem tahmin etsin mi? Söyle abi ben. Yani sen tahmin et. Kim? Sen ben tahmin et. Biz yayın oldu. Öncesi konuştuk çünkü. Ben şu an tahmin edemedim. Bir tane ama söylesen ya. Aa tamam bir derim. Tane, bir tane tahmin yok şu an bu. Edemeyeceğim. Bugün hala çok meşhur olan bir popstar. Evet. İpucu verelim. Ajda Pekkan mı? Bu kadar süper. Başlama vuruşu. Ajda'ya bak abi şu an daha güzel resmen. Biraz yanakları ton biçmiş evet o dönem ama yine de güzel bu yani. Bu arada sol tarafta resimde yaşayan tek kişi falan herhalde. Sol tarafta da rahmetli Gündüz Kılıç evet. var. Evet, baba Gündüz. Kendisine rahmetle saygıyla anıyoruz. Toprağı bol olsun. Kesinlikle. Amin. Çok güzel bir fotoğraf bu da. Devam edelim. Evet. 1969 Ali Samiyen Stadı Beşiktaş İstanbul Spor maçı. Bu da mesela hayal gibi değil mi şu anda bize? Evet. Hani ben 90'lı yıllardaki hani 90-80 sonları 90'larda da maça gidiyordum. Oradaki sahneler bile bana şu anda hayal gibi geliyor. Ama bu daha ütopik yani. Bakar mısın şuraya? Korner köşelerinde herkes. Taraftarlar. Şu an sen maç şey yayın öncesi bir şey demiştin. Onu söyle bugün, istersen. Bugün böyle bir sahne olsa çelme takarlardı dedim mi? Biz arkada ona girdik. Abi o kullanamaz ki zaten orada yani. İzin vermezler. Derbilerde hatırlıyorsunuz yani bizde yaşananlar. Neden, bugün neden mümkün yani. Değil ne yazık ki. O günlerden bugüne gelmek de çok acı bu evet. arada yani. Gönül ister keşke bugünleri geri dönebilsin. Evet o kadar kalabalık. Kimisi tel arkasında zaten gözüküyor. Devam edelim. Evet, Mustafa Denizli'nin gözünün evet, kapalı Altay. Çıktığı bir Altay. Fotoğraf. Altay zamanı. Altay'ın da bu forması efsane değil mi? Çok güzel forma. Masajcı ben Altay'ı formasından ve işte Mustafa Denizler'den vesairelerden çok sevdiğim bir takımdır. İngilizce falan. Olduğu evet. keşke daha yukarılara doğru çıkabilse. Onlar da finansal anlamda maalesef kötü durumda oldular. Mustafa Hoca burada. Evet, gözler kapalı çıkmış ama çok acayip bir sol ayağı vardı. Müthiş. Mustafa Hoca'nın. Devam edelim. Evet, 1970'li yıllar Düşler Tiyatrosu'ndan çıkış evet, İngiliz taraftarlar. Burada da önde yürüyen arkadaşlara ilk baktığımda sanki The Beatles yürüyor gibi geliyor aynen. insana. Evet, saçlar aynen. o dönem kıyafetler, zaten etkisi muhakkak vardı. Kıyafetler vesaire, atkılar, şapkalar. Bütün tarz. Erkekler aynı zaten, baksana abi aynı kesim. Saçlar değil mi? Kesinlikle öyle. Bu da çok güzel bir fotoğraf. O dönem şöyle bir şey de demek istiyorum, eklemek istiyorum. İşte 1970'lerin biraz daha sonlarına doğru holiganizmin böyle evet. patladığı dönemlerde evet. stadyumdaki aramalar girişte ayakkabılarını bile çıkarttırıyorlarmış yani kapıda. O kadar detaylı zaten aramalar yapılıyor. Zaten köpekler vesaire aynen öyle başlamış. Bir dönem bizde yani. De oldu ama ayakkabıların içine bakıyorlardı bozuk para var diye. Yani. Sonra dedektörden sonra o iş tabii, bitti. Evet, hani eski birlikte. İsim anmayalım da eski büyük telefonlar vardı. Modası geçince evet. üzerinde onlar var mı diye sahaya atılıyor diye ben onları arıyorlar. Ben mesela ayakkabılarımı çıkardığım tabii, şeyde tabii. hatırlıyorum. Beşiktaş'ın Napoli deplasmanına gitmiştim. Orada bize yani deplasman tribününe çıkarttırdılar ayakkabılarımıza. Yani baktıklarını biliyorum yakın zamanda. Yaparlar. Napoli çok sıkıntılı bir yer. Felaket sıkıntılıydı. Devam edelim. Devam edelim bakalım. Kaldı sırada ne var? Var var. Doğukan. Evet. Rasim Kara'nın Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Engin Vereli, sakatlanan Engin Vereli kucağında sağ kenarına taşıması. Futbolun aslında fair play ruhuna yakışan bir görüntü. Evet. Engin abinin de öyle bir hikayesi var. Transfer olduğunda gitmiş ilk. Tabii yıldız olarak transfer oluyor. Yani Türkiye'nin en büyük topçusu falan Fransa'ya gidiyor. Buna ilk antrenmanda bir top veriyorlar ayağına. Duvara karşısına geçiyorlar. Hadi vur diyorlar. Bu bir sinirlenmiş Engin abi demiş ki ya kardeşim ben demiş çocuk muyum baştan mı öğreniyorum falan. Ya burada demişler böyle her şey. Lilde bizde ara biter. Bizde biter ara tatil. Hı-hı. Tatil sonrası herkes sıfırdan başlar. En fazla temel yani temel. Bizde her şeyde temel. Bu resme bir tane başlık atmak istesek herhalde meşhur spor dostluk ve kardeşliktir sözünü kullanırız. Hı-hı. Buna bakınca da benim aklıma 1969'da herhalde. Rahmetli Metin Oktay'ın jübilesi aklıma geldi. Evet. Can Bartu'yla forma değiştirmeleri. O da muazzam gerçekten, birer yerde oynamaları gerçekten, mükemmel yani. Gerçekten Türk futbol tarihini ve bugün belki de ezeli rekabetlere örnek olması gereken bir enstantaneydi. O günleri de yad ediyoruz. Evet ve rahmetli analım. Rahmetli analım de. Evet. Bir tane daha fotoğrafımız var. Galiba son fotoğrafımız bu. Trabzon. Evet. Kim yapıyor santrayı?
Fenerbahçe diyorum, Trabzonsporlu o dönemin Türkiye Güzeli isminde not almıştım, Jale Bayhan. O dönemler sinema artistlerinin, işte popüler isimlerin başlama vuruşları modaydı galiba. Evet. Cemil Usta Liverpool maçı öncesinde başlama vuruşunun hemen zaten gerisinde bekliyor. Kendisini de rahmetle analım. 2003 yılında aramızdan ayrılmıştı. Bugünlük nostaljik fotoğraflarımız bu kadar. Güzeldi. Bitti mi program? Programımız sona erdi. Yönetmenimden dakika alayım. Toparla diyor şu anda. Altuğ Bey çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir yayında bizim kesinlikle için. Kesinlikle öyle. Dediğiniz gibi seçim süreci de hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bizler de takip edeceğiz artık. Sevgili izleyiciler, bu hafta konuğumuz yatırımcı Altuğ Özaslan'dı. Biraz futbolun finansal tarafını konuştuk. Sonra biraz nostalji fotoğraflara yorum yaptık. Haftaya görüşünceye de kendinize çok iyi bakın.